Maske satışlarımız yasaklandı. Artık satamıyoruz ücretli. Ama vatandaşlarımız mağdur oluyorlar bu durumdan. Çünkü ne sağlık ocakları, ne otobüsler, artık marketler bile maskesiz kimseyi almıyorlar. İnsanların ellerinde maske kalmadığı için bu durumda birazcık mağdur oluyorlar. Yani her gelip geçen en az 50 kişi diyeyim maske sorup öyle gidiyor. Mağdur olduklarını bildiriyorlar. Evet, şimdi ilk olarak İstanbul ve Ankara'da başladı bu uygulama. 10 Nisan tarihinden itibaren 20 ila 65 yaş arasındaki vatandaşlar eczanelerden ücretsiz olarak alabilecekler maskelerini. Onlara bir SMS'te doğrulama kodu gelecek. Biz onu sisteme girip 10 gün için 5 tane maske verebileceğiz. Ama şu an için Bursa'da bu sistem başlamadı henüz. İlk önce pilot bölge olarak İstanbul ve Ankara'yı seçtiler. En kısa zamanda bize de geleceğini ümit ediyoruz. İşte niye maskeler satılmıyor, işte halk mağdur oluyor sürekli. Çünkü insanlar bir yere gidemiyorlar, toplu taşıma araçlarını kullanamıyorlar, sağlık ocaklarına gidemiyorlar, marketlere gidemiyorlar. Çünkü ellerinde maske kalmadı artık ve hiçbir yerde ücretli satmadığı için bu durumdan mağdur kalıyorlar tabii ki. Biz de birinci derece risk grubundayız. Çünkü artık hani hastanelerden, doktorlardan ziyade insanlar önce eczaneye geliyorlar. Mesela örneğin raporlu ilaçlarını, kronik rahatsızlığı olan insanlar doktora yazdırmadan gelip eczaneden 3 aylık alabiliyorlar. Direkt biz hastalarla karşılıklı muamele halinde olduğumuz için direkt en riskli gruptayız aslında. İşte sürekli maske, gözlük, dezenfektanlarla kendimizi korumaya çalışıyoruz. Tabii ki yani setler çektik eczaneye. İşte 2 metreden fazla yaklaştırmıyoruz. İşte kapımız açık. 2-3 kişiden fazla almıyoruz eczaneye. O şekilde korumaya çalışıyoruz kendimizi ve vatandaşlarımızı. Şimdi aslında halkın kullanması gerekenler bildiğimiz cerrahi maskeler. Diğer tıbbi maskeler doktorların hastanelerde kullanmaları gereken maskeler. Bizim işimizde cerrahi maskeler görüyor yani. Hani diğerlerini kullanmamıza gerek yok aslında. Bu maskeler değil de özellikle cerrahi olanlar. Tek kullanımlık, bir yere gideceğimiz zaman takıp sonra çıkarıp atmak koşuluyla onları kullanabiliyoruz. Dezenfektanlar evet yani yoğun miktarda gidiyor. Kolonya, dezenfektan sürekli insanlar talep ediyorlar. Fiyatlar şimdi biz önceden bunları çok daha uygun fiyatlara satıyorken şimdi bu virüsten sonra biz daha yüksek fiyata aldığımız için tabii ki biz de daha yüksek fiyata satmak durumunda kaldık. O yüzden biz de mağdur durumda kaldık aslında. Çünkü eczaneler direkt fırsatçı konumuna düşürüldü. Aslında yok öyle bir durum. Biz de mağdur olduk aslında burada. En başlarda maske, eldiven, dezenfektan hepsi, hiçbirini bulamıyorduk. Biz kendimize dahi bulamıyorduk. Sonra o giderildi bir nebze ama sonradan da satışı yasaklandı tabii ki işte. Umarım bir an önce bir çözüm getirirler. İşte satışını serbest bıraksınlar. PTT'den gelecek dediler. Bir hafta 10 gün oldu ama hala hiçbir şey yok. Ne gelen var ne giden var. Bence hiç iyi olmadı çünkü ulaşamıyoruz. Maalesef ki bize ulaştırmakta şeysiz kalıyorlar. Yetersiz kalıyorlar. Şu an maske aramayın. Maske arıyorum evet. Maske arıyorum markete gidebilmek için. Yasak. İnsanlar ulaşamıyor. Bir vatandaşın birinden aldım. Vallahi bulamıyoruz. Komşumuz sağ olsun bırakmış kapıya. Evet o bırakmış 5 tane sağ olsun. Onunla çıktım şimdi. Vallahi bilmiyorum örtüyle çıkıyoruz.